lisanların sırları daha bilinmiyor şu an. Mesela orada manzum tarzda yazdığı yazılar var. Mesela şiir tarzında yazdığı izahlar var. Ve birçok sırlar var kitabın içerisinde. Çok az bir kısmı anlaşılabildi. Yani bir zahir olan zaten çok açık anlatıyor zaten bu konuları. Net. 1400 sonra diyor, gelecek bir hakikati diyor. Tarihini net veriyor. İstanbul'da çıkacağını açık açık söylüyor. Raviler diyor, Basra, Küfe ve Şam gibi yerlerin de çıkacağını zannetmişlerdir diyor. Ahir zaman şahıslarının diyor. Yani Mehdi'nin, Hazreti İsa'nın, yani ahir zaman şahıslarının Basra ve Küfe ve Şam gibi yerlerde tasavvur etmişler diyor. Bunun sebebi diyor, İslam aleminin merkezi hep orada kalacak gibi zannettiklerindendir diyor. Halbuki İslam aleminin merkezi en son olarak İstanbul'a gelmiştir. Sonra da halifelik kalkmıştır. İstanbul, İslam aleminin merkezi olmaktan da çıkmıştır. Ama ahir zaman olaylarının gelişeceği yer olarak hadisteki yeri belirlenmiş oluyor. Yani İstanbul olduğu açıkça anlaşılmış oluyor. Zaten kendisi de çok açık söylüyor. Yani son hilafet merkezi neresiyse diyor, orada oluşacaktır diyor. Hadislerde de var. İstanbul'dan çıkacağı, ilk Türkleri bir araya getireceği söyleniyor mesela Mehdi'nin. Bakın diyor, Türk kelimesi net geçiyor. Türk bayraklarını bir araya getirir diyor Mehdi diyor. Sonra diyor yeşil bayraklarla diyor birleşir diyor. Önce bir Türk birliği meydana getiriyor. Türkler İslam'ın kahramanlarıdır. İslam'ın sancaktar ordusudur. Ve Türkistan Birliği'ni de Türkler sağlayacaktır. Mehdi de Türklerin içinden çıkacaktır tabii ki. Bu doğru. İran'da bunun böyle olduğunu biliyor. Herkes biliyor yani, bilmeyen yok.